Allah Allah, Allah Allah. Ya Reşat Efendi, sende hiç akıl yok mu? Ne işin var senin merdiven tepesinde? Ya kim yapacak bu işleri Elmas Hanım? Mecbur, iş başa düştü. Sığırcık mısın sen? Düşeceksin çatalının çanağını kıracaksın, benim başıma iş çıkaracaksın ya. Tamam, bekle o zaman orada. Düşersem tutarsın. Tutulacak bir yanı mı var senin? Öküz gibi adamsın ya. Allah Allah. Bana bak, üstünde sen ince. Rüzgar alacaksın, vallahi hasta olacaksın. Yok, ben sağlamım Elmas Hanım. Ya seni Allah bana sabırlık mı gönderdi? Sen hiç susmaz mısın ya? Sen benim gibi kadına kurban ol. İbibik. Diyorum testereyi alacaktım böyle dırr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 r
yapayım burada? Ne halin varsa gör, ben seni düşünüyorum. Düşünecek başka kimsen yok galiba. Birbirimizden başka kimimiz var Reşat Efendi? Bak bakalım, bak 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 bak. Kim var? Yok, kimse yok. Sana bir şey olsa benden başka kim koşacak? Yok kimse. Allah muhafaza, ağaçtan düştü, öldü. Belediyeye koş, mezarını tut, hocayı tut, bavulu dıktır, toprağa göm. Dön helvanı yap, mevlidini okut, şerbetini et. Ne çok işin var senin ya? Tövbe yarabbim, tövbe yarabbim ya. Kolay gelsin, merhaba. Hoş geldin kızım, sağ ol, sağ ol. Kızım, babandan haber var mı? Yok Elmas ablacığım. Dayı, ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Müsait misin? Evet, müsaitim. Geliyorum. Yavaş düşeceğim. Tamam. Hadi bakalım, bitti zaten. Sonra devam ederiz. Hadi gel. Hadi. Dayıcığım, seninle konuşmak istedim. Çünkü çok çaresizim. Çok çaresiz hissediyorum kendimi. Derdini dökecek dost bulamayan ciğerinden eksiltirmiş. Anlat bakalım. Ben senin dayınım, anlat. Dayı, biz Ali ile bu yola girerken ben onun Bulut'un akrabası olduğunu bilmiyordum. Bulut? Dayı, bu çocuk Bulut'un çocuğu. Bu Ferman'ın damadı Bulut değil mi? Ne yaptın sen kızım? Neler söylüyorsun sen kızım? Ali'ye her şeyi anlattım dayı. Daha sonra gitmek istedim, ayrılmak istedim ama ayrılamadık Ali'yle. Benden nefret edeceğine benim hep yanımda oldu. Bana destek oldu, elimden tuttu. Beni köşke götürdü. Hırs yaptı çünkü. Bir de babasına söz vermişti zaten. Ben de gittim onunla, hayır demedim. Çünkü Bulut'la her şey bitti benim için. Bunu onun da görmesini istedim. Ali'nin bunu anlamasını istedim. Bu gerçeği de Ferman Bey haricinde herkes biliyor zaten. Şimdi de ben öğrendim yani, değil mi? İkiniz de rıza göstermişsiniz. Sıkıntı ne o zaman? Sıkıntı şu dayıcığım, Bulut beni sıkıştırıyor. Bulut beni her gördüğü yerde sıkıştırıyor. Bu çocuk benim diyor. Bu çocuk doğunca onu alacağım diyor. Ben de bunu gidip Ali'ye söyleyemiyorum. Çünkü Ali'yi biliyorsun, tanıyorsun. Bir delilik yapacak, biliyorum. Yapar, yapar. Bu öfkeyle yapmaz mı? Delirir, delirir. Ben çok korkuyorum dayı. Bebeğime bir şey olacak diye çok korkuyorum. Ali'ye bir şey olacak diye çok korkuyorum. Ben Ali ile güzel, mutlu bir aile olalım istedim. Bebeğimizi büyütelim istedim. Çok şey mi istedim be dayı? Ah be Ali, ah be Ali. Senin ne işin var, neyin inadı, neyin hırsı bu? Akıl böyle bir şey işte. İnsanoğlu her şeyim az diye şikayet eder de aklım az diye hiçbir zaman şikayet etmez. Bir de babam düğüne gelmiş dayı. Kimin gelini olduğunu da biliyor, anlamış. Bana ahlaksızmışım gibi davranıyor. Yüzüme bile bakmıyor. Buldum onu, kapısını çaldım, açmadı bile dayı, silmiş beni. Anlaşıldı, anlaşıldı. Demek bütün mesele buymuş ha. Çok pişmanım ben dayı.
Yaşadığım o acı aşk her geçen gün daha fazla acı çekmeme neden oluyor. Tüm sevdiklerime zarar veriyor. Bana zarar veriyor, Ali'ye zarar veriyor. Keşke Ali'yi daha önceden tanısaymışım. Tamam, tamam. Keşkeler de öldürüyor ya insanı. Niye daha önce söylemediniz be kızım? Niye daha önce haber vermediniz? Bir yolunu bulup oraya gitmenize engel olurdum. Ah be çocuk, ah.